ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Sokaktaki eğlenceyi fazla abartınca komşular ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis araçla kalabalığın arasına dalıp partiye noktayı koydu. Hintli gençlerden biri ekip aracının çarpmasıyla yere serildi. İki eli de doluydu. Aracın kapısını açayım derken bardaklar yere döküldü. Geriye içecek hiçbir şey kalmadı. Sürücü geri gelirken hiç dikkat etmedi. İskeleye çarpıp sıva ustasını yere devirdi. Görüntü güvenlik kamerasına İstanbul Beykoz'dan yansıdı. Bir hata yetti. Aşırı hızlı tır bir anda savruldu. İki parçaya ayrılıp yan yattı. İtfaiye aracı usta bir manevrayla sıyrılıp geçti. Mesafeyi çok kolay aştı ama gerisi hüsrandı. Cebinden fırlayan telefon parmaklıklardan kayıp gitmişti. Çatıdaki kar kütlesi adeta çığ olup düştü. Şiddeti öyle büyüktü ki park halindeki araçlar yerlerinden oynadı. Süzülüp geldi, sonra da döne döne düşmeye başladı. Dönek güvercininin yere inişini görenler gözlerine inanamadı. Önlem almadı, alt kata indi, bebek de yürüteçle annesinin peşinden gitti. Hamle yapan ufaklık merdivenlerden düşüyordu ki sesi duyan anne son anda yetişip onu kurtardı. Vietnam'da adres sorma bahanesiyle evin bahçesine giren bu adam evcil köpeği alıp kaçtı. Motorla bekleyen arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Kadının çığlıklarına eşi yetişti. Motosikleti atlayıp peşlerine düşse de artık çok geçti. Gazlayıp giderken yan yoldan bu pikap çıktı. Motorcu son anda sola kırdı ama çarpışmadan kaçmayı başaramadı. Sipere tek başına sızıp 3 Ukrayna askerine kurşun yağdırdı, ikisini de rehin aldı. Ülkesinde Rus Rambosu diye anılan 47 yaşındaki Alexander Viktorovich 10 Mart'taki bu görüntüden 3 gün sonra Ukrayna havan atışıyla öldürüldü. Görüntüler savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Fatih'te bir iç giyim mağazasının önünden geçen